İyi akşamlar YouTube izleyicilerim. Şimdi size avuç içi taşlama aparatı hakkında bilgi vereceğim. Çalıştıralım. Evet, şimdi yerleştirdiğimiz yerden avuç içi taşlamayı söküyoruz. Şöyle, buradaki avuç içi taşlamanın kendi elini çıkartıyoruz. Şu parçayı çıkartıyoruz. Ondan sonra avuç içi taşlamanın diğer parçasını çıkartacağız ama çıkartmadan evvel bunu sökmeniz gerekiyor. Ondan sonra da bu parçayı söküyoruz. Gördüğünüz gibi avuç içi taşlama. Burada iki tane vida yuvası var. Bunlar 8'er milimlik. 8'er milimlik vidaların gireceği. Yani şu kolu yerine takıyoruz. 8 milim. Şu aparat avuç içi taşlamayı çok maksatlı kullandıracak bir aparat. Bunu YouTube'da araştırırken gördüm. Benzerini yaptım. İlave bir parça koydum. Bunun hemen ben ölçülerini şöyle bir çıkartayım. Hatta 12,5 santimetre. Şurası 12,5 santimetre. Burası da 12 santimetre. Küçük kısım 6 santimetre. Şu gövdeye uzanan parça 13,5 santimetre. Evet. 11,5-12 santimetre civarında şu ana gövde. Şu ilave parça
Bu parça ise 28 santimetre uzunluğunda. Bunun hemen ucuna bir delik delip vida geçirdik ve vidayı buraya diğer tarafa vida başını kaynattırdım. Dolayısıyla yani dışarıda sanayide yaptırdığım bir bu parça var. Bir de şuradaki kaynaklar var. Evdeki eski bir 2,5 profil. 2,5'a 2,5 bir profil. Gayet sağlam, gayet dayanıklı. Şimdi bunları monte ettiğimiz zaman yerlerine, bu sefer avuç içi taşlama aletimiz normalde elde kullanıldığından çok daha faydalı kullanılmış oluyor. Şimdi gelelim diğer bir hususa. Şu aletin üzerinde çalışırken şöyle yapmak şartıyla tahtaya bir jig daha yapabiliyoruz. Burada dönerken bu taş şurada herhangi bir çapağını almak istediğimiz ya da ucunu kesmek istediğimiz bir şeyi şuraya koymak suretiyle ya da şuraya koymak suretiyle bunu da kullanabiliyoruz. İstersek bu parçayı sadece burada değil de bu parçayı matkap uçlarının da bileylenmesi için kullanabiliyoruz. Onun için de size şöyle kısaca bir bilgi sunmak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi şöyle tahtanın üzerine bir 90 derece olacak şekilde bir çizgi çiziyoruz. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Şu çizgiyi çiziyoruz. Bu esnada şunu da göstereyim. Bilgisayar magnetlerinden, mıknatıslarından kalemin ucuna bir tane bağlarsanız mıknatıs, her zaman kaleminiz elinizin altında metal olan bir yere takabilirsiniz. Şimdi bunu çizgiyi çizdikten sonra şu ortadaki merkezden şöyle açı ölçeri koyuyoruz. Buradan 31 derece işaretliyoruz. Tam şuradan 31 derece işaretliyoruz. Ve 31 dereceden merkezden aşağı doğru bir çizgi çekiyoruz. Ve bu çizdiğimiz çizgiyi isterseniz şöyle yan kesebilirseniz eğer, şöyle yan kesip de bir de bu taraftan yan kesip de çift taraflı V haline getirebilirsiniz. Eğer öyle yapma imkanınız yoksa benim yaptığım gibi el marifetiyle falçatayla yontarak bu hale getirebilirsiniz. Şimdi şuradaki 90 derece çizgisine 31 derecelik bir açı yapıyor. Yani şuradaki açı 31 derece olacak şekilde burayı açıyoruz. Bunu yerine yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştiriyoruz. Ve bunu büyük biley taşlarına şöyle yatırıp da koyup biley taşlarına sürttüğümüz takdirde şurada tam 31 ya da 59 derecelik açıyla
Braise ucunun, matkap ucunun uç kısmını bileylemiş oluyoruz. Böyle bir aparatı da kullanmak imkanı doğuyor. İstersek bunu buraya da dayamak suretiyle çeşitli maksatlarla, şöyle kaydırmak suretiyle çeşitli maksatlarla kullanabiliyoruz. Bu aparat bize çok büyük olanaklar sağlıyor. Yani avuç içi taşlama cihazımızı evde sadece şöyle ellen tutarak değil, şu aparata takarak da kullanma imkanı bulmuş oluyoruz bu şekilde. Yani şimdi bunu yeniden takıp da size işte böyle şöyle yapıyoruz falan diye göstermemize gerek yok. Videomuzun başında nasıl çalıştığını, nasıl monte ettiğimizi gösterdim. Onun için ayrıca yeniden takıp da monte edip tekrar göstermeme gerek yok. Vaktinizi almak istemiyorum. Fakat çok faydalı, çok kullanışlı bir aparat. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.